Adana'ya. Ben bu şarkıyı söyleye söyleye bir Adanalı'yla evlendim ve kütüğüm Adana Ceyhan'a gitti. Ya görüyor musun? Çağırdın evet. Hayatına işte. Resmen çağırdım. Günaydın ikinci sayfadan. Adana'nın Lige'den herkese günaydın diyecektim. Kaç yaşından olmadı. Sonra. Evet. Biz bu şarkıyı bugün niye çaldık? Öncelikle konuğumuzdan dolayı çaldık. Bir de ilk haberimizden dolayı çaldık. Haberin fotoğrafını şöyle ikili olarak bir ekrana getirebiliyor muyuz? Barko Vizyon'a gelsin fotoğraf. Geliyor mu arkadaşlar? Şöyle bir tarafa sarışın, bir tarafa esmer. Karar İki verin. İki kare yan yana geldiler. İki Adanalı. İkisi de Adanalı efendim. İkisi de beyaz atlet giydi. İkisi de oldukça romantik diyebiliriz herhalde. Çok. Biri sarışın, biri sarışın, biri esmer. Biri çok yakışıklı, diğeri sempatik. Sempatik diyebiliriz bence. İleriki yaşlarda da karizmatik diyoruz. İleriki yaşlarda karizmatik, karizmatik diyelim. Yakışıklı diyemediğimiz zaman gençken sempatik, yaş alınca karizmatik oluyor. Karizmatik diyebiliriz. Öyle çevir. İkisi de beyaz atlet giydi ancak ikisine de farklı yorumlar yapıldı. 5 yıl sonra efendim aile dizisiyle ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ bir fotoğraf karesi paylaştı. Atletli, beyaz atletli fotoğraf karesi. Şöyle söyleyelim size. 500 bine yakın beğeni aldı, binlerce yorum aldı ve yorumların hepsi pozitif. Bu tarafta tamam her şey pozitif bir şekilde ilerliyor. Diğer tarafa geldiğimiz zaman orada kalalım. O zaman evlilerde eşi onun için öyle bir kahvaltı tepsisi hazırladı ki büfeden çeyizliklerini çıkarmış. Bir kuş sütü eksikti o tepsinin üzerinde ama insanlar o tepsiye bakmadılar. Beyaz atletinin asimetrisi bozuk diye, o atletin orası niye kaymış diye ona yazdılar, çizdiler. Kızcağız dedi ki niye bu kadar takılıyorsunuz? Bizim milli kıyafetimiz beyaz atlet değil mi diye isyan da etti. Bak şimdi aradan geçti. Ali Bey bu fotoğrafı çektireli, Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Bey bu fotoğrafı çektireli 3 sene oldu mu? Rahat oldu. Evet olmuştur. Ve 3 yıldır magazinciler olarak biz bu kareyi böyle artık ikon haline getirdik. Kesinlikle ve bırakmıyoruz. İkon. Ali Bey'in beyaz atleti daha 5 yıl daha unutulmaz. Ama Kıvanç Tatlıtuğ'un bu karesi bir süre sonra unutulacak. Unutulacak evet. Hani ona diyeceğiz ki ya ne kadar yakışıklı. Ali Bey diyeceğiz ki beyaz atlet ve Ali Bey. Beyaz atleti temsil ediyor Ali Bey falan filan bir sürü konuşulacak da konuşulacak. Önemli olan yaptığınız şeyle bu dünyada akılda kalmak. Bence önemli olan ne biliyor musun? Bizim konuştuğumuzdan ziyade... O ne konuşacak? O zaten bitiremiyor. O ne konuşacak? Çünkü mimarı o. Tabii o işin, mimarı o. Doğru söylüyorsun. Çağıralım gelsin o zaman. Gelsin gelsin. Kim gelsin? Adana'dan Yeliz Yeşilmen. Yeliz Yeşilmen. Spiker gelsin. Edasıyla. Bakar mısınız spiker edasıyla bugün? Günaydınlar efendim TV8'den. Saçlar, erkenler. Bak yani en kapalı görüyorsun değil mi? Tabii ki Ramazan'a özel geldik. Saçlar da aynen haber spikeri. Yeliz'cim. Altın günüyle haber spikeri arasında sıkışmış. Hiç böyle haber spikeri görmedim leopar ceketi. Aa. Ama sen buradan rahat altın gününe gidecek hanımefendi. Vallahi kız hangisi? Ben spiker miyim? Altın gününde. Altın günü. Altın gününde takım elbise olmaz ki. Ama bu takım elbisenin ötesinde leoparlı falan şıkır şıkır bir bak. Şey. Yalnız çok havalı. Yalnız oluyor. Şuraya bir şey rica edebilir miyim? Bak orada süper. Yani bu gerçekten bana sürpriz oldu. Bir salın artık. Salın yani. Gerçekten salın. Abi bunlar da durup durup atlet giyiyorlar farkında mısın? Evet. Yani her 6 ayda bir tane jönümüz yani inatla artık atleti yasaklayacağım. Tüm Türkiye ve dünya sınırlarında. İnatla 6 ayda bir atlet fotoğrafı ya. Vallahi billahi yani. Ali Bey yüzünden mi oldu? Günah. Ha, bir şey söyleyeceğim. Herhalde bizden sonra moda oldu diye İyi düşünüyorum. Kıvanç giyince vay çok karizma. Evet. Ali Bey giyince ne diyorlar? Şimdi atlet Türk erkeğinin milli üniformasıdır. Hı-hı. Yani bunu herkes giyebilir biliyorsunuz. Geçmişte de çok çok siyasetle ilgilenen bir sürü ismin de var. Nedense herhalde benle alakalı bir sıkıntı. Ben paylaşınca böyle oldu. Yani yüzyıllardır giyiliyor, yüzyıllarca giyilecek. Artık bir salınıyor. Yani şu tepsiyi mi bulsam? Yemin ediyorum size tepsiyle gelecektim. Aa. Tepsiyle hani Ramazan olmazsa şöyle kahvaltında tepsiyle. Bir daha geldiğinde şunu bekliyoruz. Şunu bulsam geleceğim. Bir daha geldiğinde böyle bu tepsiyle bu süsle geleceksin yani ama. Emekle memek ama yani gerçekten ama şunu çok rica ediyorum. Ama bir kuş eksik. Koyun kaldırın şunu. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Yorumcu olarak onun eski eşi olarak değil.
Şimdi bir magazin programındasın. Evet. Bir yorum yapmanı istiyoruz. Bu iki fotoğrafa bir yorum yap. Tamamen bağımsız, eski eşten bağımsız olarak. Hadi. Yorum bakın arkadaşlar. Bunun Türk erkeğiyle bir alakası yok. Bu bir Türk erkeği portföyü, yani kılık, kıyafet, vücut. Zaten adam yabancıya benziyor. Ama burada gerçek bir Türk erkeği var. Gerçek Türk erkeği karayaz, kara kaşlı, İri yarı. Hafif göbekli. Yani şey, oradaki göbek değil yalnız, o yorgan. Dikkatinizi çekerim, asla göbek değil. Üst üste gelmiş, yorganın kurbanı olmuş. Göbeği mebeği yoktu. Son yıllarda oldu ama burada falan yoktu. Onu açıklayayım. Atlet aynı, her şey aynı ama adamlar Türk yapısına uygun değil. Yeni jönlerimiz. Bütün sıkıntı burada başlıyor. Yani Avrupa ve Türkiye farkı gibi düşünün olayı. Ama senin hemşerin... Yani ben yorumlasam öyle yorumlarım. Ne diyeceğim? Gerçek olan bu. Bu çok yapay, bu gerçek yani. Yapay mı? Hepimizin evi bu yani. Kıvanç ev hayatı bu. Böyle bir şey yok evde, anlatabiliyor muyum? Öyle bir hayal kurmayın yani, öyle bir dünya yok. Gerçek ev hayatı, yani tüm evli hanımlar sabah kalktığında, döndüklerinde yatakta bunu görebilirler. Bunu göremezler. Yani %99.9 bu. O yüzden hani hayaller ve hayatlar diye yorumlardım. İnternette gördüğüm eve gelen gibi. Ama öyle yani, aldanmayın, öyle bir şey yok, gerçekten yok. Hani yeni nesilde birkaç tane böyle çıkmış, elimizde toplasan kaç tane var? 2-3 tane var. Kıvancı yani. Ancak böyle fotoğraflardan bakarsın, yanına ama, döndüğünde de Ali Bey'i görürsün. Yapmayın ya, sizinkiler nasıl? doğru. Sizinkileri de bir görmek lazım. Yani hiç böyle gördünüz mü? Full bakımlı. Ali Bey'in yanından geçiyor. Dişler bembeyaz. Full bakımlı. Dişler bembeyaz. Böyle giymiş. Saçlar jöleli. Parfüm kokuyor. Uyanınca onu mu göreceğini zannediyorsun? Çok doğru söylüyorsun. Gören var mı arkadaşlar? Yani ben rastlamadım. Zaten o evlilikler de sürmüyor. 3-5 ay sürüyor. Öyle birini alınca da o da rüyaya dönüşüyor artık. Bitiyor yani. Ama bu gerçek. Gerçek. Yıllarca yaşayacağımız. Organik. Organik. Gerçek. Katıksız. Yıllarca yaşayacağım gerçek bu. Sen de yıllarca yaşayamadın. Oturma. Yaşadım oradasın, canım. Oradasın. Daha ne kadar Ali Bey. Başıma bir iş çıkmaz inşallah. Bundan ötürü vallahi bak Ali Bey'imle bir alakası yok. Ömür yemin boyu ediyorum. Diyor, Kur'an çağırsın, alakası yok. Yeliz'cim ömür boyu diyorsun, sen de boşandın. Aşkım olabilir de biz bir 20 yıldan yani 20 tabii, yıl neticede ve hala da çocuklar için tabii ki de yan yanayız, görüşüyoruz. Bizi diğer boşananlar gibi değiliz yani. Peki evet. Biz Kıvanç için çok yakışıklı dedik, Ali Bey'de kaldık. Acaba sabahları böyle mi eşine sormak lazım? Sormak lazım. Tabii. Genelde böyle insanlar evde biliyorsun dağıtıyorlar kendini, her şeyi göstermelik. Öyle bir hayat yok. Ha. Orada da diyorsun sihir bozuluyor olabilir. Ay herhalde yani, onu da eşine peki, sormak lazım. Peki Yeliz, Ali Bey evde nasıldı? Beyaz atletle mi geziyordu? Sıcak ya. Sıcak ya. Kombiler, kaloriferler, kış günü. Ha. Yaz günü zaten sıcak. Ay bilmiyorum arkadaşım, baksana yeni nesil de böyle, eski nesil de böyle, her nesil böyle. O peki yani, o vazgeçilmez atletinin yakasını bir düzeltseydin Allah aşkına. Evet. Onu fark bütün etmedin olay... mi? Aslında evet. Orada başladı. Evet. Yani bütün sıkıntı ve bütün suç benim, bunu kabul ediyorum. Evet. Ben de organik bir kadın olduğum için hiç öyle işten pazarlıklı plan program yok. Neyse çat diye koyuyorum. Arkadaşlarım nefret ediyor. Herkes her şekliyle böyle tabii, buradan saçlar çıkmış, filtresiz koyuyorum genelde. Ve bana kızıyorlar. Bu da herhalde öyle bir şeyin kurbanı oldu. Benim ama kurbanım oldu diyorsun. Benim aslında kurbanım bir şey oldu. Özür diliyorum. Tüm mesela... kamuoyunun, tüm Türkiye'nin gözü önünde gerçekten. Yani iyi niyetle yapılmıştı ama çok özür diliyorum herkese.